Rus-Japon Savaşı 20. yüzyılın başlarında Japonya ve Rusya arasında gerçekleşmiştir. O dönemde Japonya, Meiji devriminin üzerinden 40 yıldan az bir süre geçmiş olmasına rağmen hala küçük ve az gelişmiş bir Asya ülkesiydi. Modernleşmeye yeni başlayan Japonya için Rusya'ya karşı savaşmak ne kadar zor olurdu? Meiji düzeninin eski bir üyesi olan Hirobumito, Rusya ile savaşa kesinlikle karşıydı. Meiji restorasyonundan önce yurt dışında eğitim görmüştü ve Batı'nın muazzam askeri gücünün farkındaydı. Öncelikle Rusya ve Japonya'nın o dönemdeki ulusal ve askeri güçlerini karşılaştıralım. 3 kat nüfusa, 8 kat ulusal gelire ve 8 kat askeri güce sahiptir. Eğer normal bir şekilde düşünürseniz, bir savaş başlatmayı aklınızdan bile geçirmezsiniz. Yine de Japonya galip geldi. Batı tarafından sömürgeleştirilen Asya ülkeleri bu zafere sevindi. Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru, Japonya büyük güçler arasına katılma arzusunu kazandı ve bunu başardı. Bir Asya ülkesi olan Japonya'nın zaferi tüm Asya ülkeleri üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Size çocukken, Nehru o sırada 17 yaşındaydı. Bundan ne kadar heyecan duyduğumu anlatırdım. Birçok Asyalı erkek, kız ve yetişkin aynı heyecanı yaşadı. Avrupa'nın büyük güçleri yenilgiye uğratıldı. O zaman Asya, geçmişte sık sık yaptığı gibi Avrupa'yı yenebilir. Savaşın başlamasına yol açan olaylarla başlayalım. İlk olarak, Japonya'nın Çin ile savaşı kazanmasından sonra neler olduğundan bahsetmeliyiz. 1890'larda Japonya ve Qing, Yi Haneganlığı Kore'sinin statüsü ve Kore Yarımadası'ndaki çıkarları için rekabet ediyordu. Ardından 1984 yılında Japonya, Qing Hanedanlığı ile bir savaş başlattı ve kazandı. Japonya, Qing ile savaş sonrası bir anlaşma imzaladı. Qing, Kore üzerindeki hükümdarlığından vazgeçti. Kore'nin bağımsızlığını tanıdı, Tayvan ve Liaodong Yarımadası'nı terk etti ve büyük miktarda tazminat verdi. Batılı güçler, antlaşmanın Liaodong Yarımadası'nın terk edilmesini öngören kısmı karşısında hayrete düştüler. Qing Hanedanlığı çürümüş bir güç olsa da hala büyük bir güçtü ve Batılı güçlerin hiçbiri savaşa yol açacak toprakların bırakılması için açık taleplerde bulunmamıştı. Bu savaştaki yenilgiyi öğrendiğinde Qing'e yönelik hırsını ortaya koyan Rusya oldu. Rusya, Doğu Asya'da buzsuz bir liman elde etmeyi umuyor ve Doğu Asya'daki topraklarını genişletiyordu. Japonya'nın Liaodong Yarımadası'nı ele geçirmesi, gözünü Mançurya'ya dikmiş olan Rusya için çok sakıncalıydı. Japonya Liaodong Yarımadası'nı ele geçirse bile, burayı geliştirecek ekonomik güce sahip değildi ve Liaodong Yarımadası bölgesinin ortak yönetimi için gizlice sadece İngiltere'ye yaklaştı. Bu gerçek ortaya çıktığında Rusya tutumunu daha da sertleştirdi. Rusya, Almanya ve Fransa ile birlikte Japonya'dan Liaodong Yarımadası'nı Qing'e geri vermesini talep etti. Ruslar taleplerini karşılamak için savaşa girmeye hazırdı. Japonya gizliden gizliye İngilizlerin arabuluculuk yapmasını umuyordu. Ancak İngilizlerin Rusya ile araları bozulana kadar Japonya'yı desteklemeye niyetleri yoktu. Japonya 3 ülkeye karşı bir savaşı kazanamazdı. Bu yüzden talebi kabul etti ve Liaodong Yarımadası'nın Qing'e geri verilmesine izin verdi. Bu olay 3 ülke müdahalesi olarak bilinmektedir. Bu olay Japonya'da Rusya karşıtı duyguların artmasını tetiklemiş ve Japon ordusunun Rusya'yı olası bir düşman olarak incelemesine yol açmıştır. 1898'de Rusya, Qing'den Dalian ve Rus'un kiralanmasını ve Güney Mançurya demir yolunu inşa etme hakkını elde etti. Rus'un ve Dalian, Japonya'nın üç güç müdahalesi nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Liaodong Yarımadası'ndaki şehirlerdir. Ruslar tarafından terk edilen topraklar Ruslar tarafından işgal edildiğinde bile Japonya Ruslara karşı herhangi bir eylemde bulunamamıştır. Elbette, Japonya'da Rus karşıtı ivme zirveye ulaşmıştı. Rusya'nın Mançurya ve hatta Kore'ye yönelik niyetleri daha da netleşiyor. 1900 yılında Yihedan, Qing Hanedanlığı'nda isyan etti. Bu, Tokugawa Şogunluğu'nun sonunda Japonya'da meydana gelene benzer bir yabancı karşıtı hareketti ve Qing'deki Batılıları ve Japonları hedef alıyordu. 8 ülke vatandaşlarını korumak için Qing İmparatorluğu'na asker gönderdi. Rusya ve Japonya bölgeye çok sayıda insan gönderdi.
Bu isyanın bastırılmasından sonra Belarusya Mançurya'da askerlerini konuşlandırdı ve Mançurya'yı kontrolü altında tuttu. Rusya'nın Mançurya üzerindeki bu kontrolü Japonya için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Rusya'nın Kint'i işgal etmesiyle kendini tehdit altında hisseden başka bir ülke daha vardı. O da İngiltere'ydi. İngilizler de Kint'i işgal etmek istiyordu. Ancak o eğer savaşı ile meşguldüler ve Rusları karşılarına almayı göze alamadılar. Japonların ve İngilizlerin Rusya'ya yönelik niyetlerinin çakıştığı nokta burasıdır. Onurlu yalnızlığıyla gurur duyan ve başka hiçbir batılı ülkeyle ittifak kurmamış olan İngiltere, Japonya ile ittifak kurdu. İngiliz-Japon İttifakı 1902 yılında imzalanmıştır. Buna göre bir ülke savaşa girerse, diğer ülke tarafsız kalacaktı. Eğer bir ülke diğer iki ülke ile savaşa girerse, diğer ülke de savaşa katılacaktı. Japonya ayrıca bunun Rusya için güçlü bir caydırıcı unsur olacağını umuyordu. İngiltere ile yapılan bu ittifakın ardından Japonya 1903 yılında Rusya ile müzakerelere başladı. Japonya'nın Rusya'nın Mançurya'daki çıkarlarını tanıması karşılığında Rusya da Japonya'nın Kore'deki çıkarlarını tanıyacaktı. Askeri üstünlüğün kendisinde olduğunu düşünen Rusya bu şartı kabul etmedi. Rusya Kore'nin kuzey yarısını istiyor. Bu Japonya'nın kabul edebileceği bir koşul değildi ve müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sırada Japonya savaşa hazırlanmaya başladı. Hiro Bunyoto Rusya ile savaşa şiddetle karşı çıkmasına rağmen, bir başka eski askeri komutan olan Naritomo Yamagata savaşa girmekte ısrar ediyordu. Dönemin başbakanı Taro Katsura da savaştan yanaydı. Yamagata ve diğerleri, Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu ve eğer savaş olacaksa, Trans-Sibirya demir yolu henüz tamamlanmamışken şimdi olması gerektiği ve ne kadar uzun sürerse Japonya'nın o kadar kötü durumda olacağı görüşündeydi. Ito, Yamagata ve diğerleri tarafından ikna edildi ve Rusların Japonya'ya çıkarma yapması halinde asker olup onlara karşı savaşacağını belirtti. Böylece Şubat 1904'te Japonya Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesti. Diplomatik ilişkilerin bu şekilde kesilmesi Rusya'yı şaşırttı. Rusya, savaşa girip girmeme kararını Japonya'nın değil Rusya'nın vereceğini düşünüyordu. Japonya'nın daha düşük ulusal gücüyle Rusya'ya karşı savaşacağını düşünmemişlerdi. Böylece Rus-Japon savaşı başladı. Bir sonraki yazıda Japonya'nın savaş hazırlıklarını ve döviz kazanımını anlatacağım. Eğer ilginç bulursanız, lütfen kanalımıza abone olun ve beğen butonuna tıklayın.